Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yüce Rabbim bir araya gelişimize hayırlara vesile eylesin. Ulvi duygularla, iyi niyetlerle bir araya gelişimizde attığımız adımları haç ve umre sevabına tebdil eylesin. En kısa zamanda da umre haç yapabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli dostlar, Hafız Efendi kardeşimizin okuduğu ayet-i kerimeler Ankebut suresinin ilk ayet-i kerimeleridir. Bazen söylerim, çocukluğumuzda böyle plastik gözlükler vardı. Bunların sarısı vardı, kırmızısı vardı. Bilmem, çocukluğunda onu hatırlayanlar var mı? Bizim çocukluğumuzda vardı böyle plastik gözlükler vardı. Kırmızı, sarı, yeşil. Kar yağdığı zaman çok güzel oluyordu. Onu takınca kar kıpkırmızı oluyordu. Veya yemyeşil oluyordu veya sapsarı oluyordu. Çünkü onun rengi öyleydi. Demek ki gözümüze taktığımız gözlüğün camı eğer sarı ise kar bile sarı oluyor. Yeşil ise yeşil oluyor. Yani hangi gözlükle bakarsanız karşıki tarafı öyle görürüz. Gözüyle bakmayıp da hayat gözüyle, dünya gözüyle bakarsak o zaman yanlış görürüz. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim burada bu ayetler, Ankebut suresinin ilk ayetleri bize bir bakış veriyor. Ne diyor bakalım? Elif la mim. Hasiben nasu, insanlar zanneder mi ki en yutrakü bırakılacaklar, en yekulu amennâ, biz Müslümanız elhamdülillah dediler diye. Bunlar bırakılacaklar, bunların başı ağrımayacak, dişi ağrımayacak, ekonomik sıkıntı çekmeyecekler, ailevi sıkıntı çekmeyecekler, komşularıyla sıkıntı çekmeyecekler, sağlıklarında problem olmayacak, böyle mi zannettiler? Ve hum la yuftenun, iğnenin deliğinden geçirilmeyeceklerini, bir takım denemelerden geçirilmeyeceklerini, bir takım imtihanlara tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler? Heyhat! Ve lekad fetennel lezine min kablihim. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَكُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِب۪ينَ. Vallahi muhakkak biz onlardan öncekilerini ciddi imtihanlardan geçirdik. Sizi de ciddi imtihanlardan geçireceğiz. Bu imtihan neticesinde kim dürüst Müslümandır, kim dürüst Allah dostudur, Kur'an'ın aşıkıdır, kayıtsız şartsız İslam'a teslimdir, kim de kıvraktır, yalancıdır, bu da aşağı çıkacaktır. Onun için kıymetli dostlar, altın madenini ateşin içerisine koyarlar, eritirler, tortusu şeyinden ayrılır. Altın altın olabilmesi için bir ateşten geçmesi lazım. İnsan insanı kamil olabilmesi için böyle bir ütüden geçmesi lazım. İnsanı en çok olgunlaştıran nimetler değildir. İnsanı en çok olgunlaştıran sıkıntılardır, musibetlerdir. Nimetler insanı daha çok azdırır, nikmetler ve sıkıntılar insanı daha çok adam eder. Sabretmesini öğrenir, kanaat etmesini öğrenir. Her şeyden önce haddini öğretir insana. İnsanın bir eli bağlı bir eli yağda olunca, her arzu ettiğine anında ve kısa zamanda ulaşır olunca, hayatın bundan ibaret olduğunu zanneder, kendisinde de çok maharetler olduğunu düşünür. Ama kendi iradesinin dışında, atıyorum beyninde bir tümör olsa, bakacak ki varlığı, serveti buna işe, bu işe yaramıyor ki. Misal olarak. Şimdi geçen de bizim cemaatimizden bir kardeşimiz, Kuddüs Hoca diye bir kardeşimiz, babası yatalak hastaydı, koronadan rahmetli oldu. Allah bütün ölülerimize rahmet eylesin. Amin. Oğlu gerçekten böyle gözünün bebeği gibi babasına bakıyordu yani. Sırtına alıyordu, aşağı indiriyordu, arabasına bindirip hastaneye götürüyordu. Yine yani o kadar merdivenleri, 5 kat, 6 kat merdivenleri sırtına alıp yukarı çıkarıyordu. Güzel de hizmet yapıyordu ama babasının cenazesinde kendisi bulunamadı. Yani kendisi hastanede izin vermediler, kendisi de korona olmuş. Şimdi soruyorum size. Ben hayattayım, babam aynı şehirde cenazesi kılınıyor. Ben babamın cenazesine katılamıyorum. Bu nasıl bir şeydir? Yani diyeceğim, musibetler
sıkıntılar insanlara haddini bilmeyi öğretiyor. Nimetler genelde, hele hele bir Kur'an terbiyesi olmadıktan sonra, bir tasavvuf terbiyesi olmadıktan sonra, bir sohbet terbiyesi olmadıktan sonra genelde insanın azgınlığına sebep oluyor. Sonuç itibariyle Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, vallahi biz sizden öncekileri kesinlikle ciddi imtihanlardan geçirdik. Sizi de ciddi imtihanlardan geçireceğiz. Sonuç ne olacak? İçinizde gerçekten dürüst kimdir, kim değildir? Bunlar net olarak ortaya çıkacak. Şimdi kıymetli dostlar, haram dediğimiz zaman her birimizin harama karşı bir hassasiyetimiz vardır. Doğru mu? Vardır. Zerre kadar şüphemiz yoktur. Ama darda kaldığı zaman krediye müracaat etme aklından, hayalinden geçen insan imtihanı kaybetmeye başladı demektir. Hani buz olur da, ya kar yağar da sonra güneş vurunca yavaş yavaş gevşemeye başlar, buz erimeye başlar ya. Sıkıştım, hangi bankadan kredi çeksem diye düşünmeye başladığı zaman erime faslı başladı demektir. Allah muhafaza. Yani domuz etinden, çok affedersiniz, domuz etinden kaçar gibi haramdan kaçan insan, darda kaldığı zaman kredi yollarını aramaya, araştırmaya başlıyorsa, bu erimeye başladı demektir. Yani imtihanı kaybetmek dakikaları başladı demektir. Sıkıntıları başladı demektir. Buna benzer bir başka örnek vereceğim. Toplumda işe yarar diye bu örneği vereceğim. Bazen insan ailesiyle geçimsiz olur. Bir huzursuzluk yaşar. Kendisine göre ailesi haksızdır. Hanımına göre kendisi bu haksızdır. Sonuçta herkes benim ayranım iyidir diyor, benim ayranım ekşidir diyen olmuyor. Şimdi eşiyle sıkıntı yaşayan arkadaş, Müslüman arkadaş, kafasında yeni planlar oluşturmaya başlıyorsa, yani XX diye sıraya dizmeye başlıyorsa güneş vurmaya başladı demektir. Buzlar erimeye başladı demektir. İmtihanı kaybetmek için efendim manzara kötüleşti demektir. Bu bakımdan gayrimeşru yolların her birisi imtihan ile karşı karşıya kaldığımız zaman bizim imtihandaki dürüstlüğümüzü, imtihan neticesindeki dürüstlüğümüzü veya aksini ortaya koyacak manzaradır. Malumunuz, Beni İsrail'i Allah Celle Celaluhu imtihan ederken, hani balık meselesi vardı. O balık meselesinde Allah Celle Celaluhu balıklara, değil mi, haftanın her gününde kaybolun diyor, cumartesi çıkın piyasaya diyor. Onlara da cumartesi balık avlamak efendim serbest, yasak, diğer günlerde serbest. Yasak olduğu günde balıklar geliyor. Balıklara emreden Allah'tır. O gün gönderiyor onları. Cenab-ı Hak şöyle yapmış olsaydı, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma balıklar bol bol gönderseydi, cumartesi balık göndermeseydi zaten günah işlemeyeceklerdi. Ortam olmayacaktı. Ama Allah imtihan edecek ya, kim burada imtihanı kaybedecek, kim kazanacak, kim dürüst, kim değildir. İşte burada imtihanı kaybedenler oldu, kazananlar oldu, ortada kalanlar oldu. Aynı şekilde karşılaştığımız manzaralarda efendim imtihana mutlaka tabi tutuluyoruz. İmtihana tabi tutulduğum zaman kaybedenler var, kazananlar var. Hepiniz belli bir konuma sahip, hepiniz ticaretle meşgul olan kardeşlerimiz olarak şunu net bir şekilde paylaşmak isterim. Allah Celle Celaluhu kullarından nankörlüğe razı olmadığı gibi nankör olanlardan da razı değildir. Allah Celle Celaluhu şükre razı olduğu gibi şükredenlerden de razıdır. Bundan şunu kastediyorum. Ya kardeşim, şimdi ben sabah kahvaltısında çoluğumu çocuğumu yedirebiliyorsam, öğlen yemeğini, akşam yemeğini verebiliyorsam, altından kalkamayacağım bir borcum yoksa, bana bir şey sorulduğu zaman işler çok kötü, piyasa çok kötü, ne olacak bu iş bilmiyorum dersem, yani hep ağlama edebiyatı yaparsak bu Allah'ın gayretine dokunur ya. Bizim ağlama dönemimiz yok, bizim şükretme dönemimiz vardır. Ağlayacak insanlar gidelim, Somali'deki insanlar belki ağlayabilirler. Biz onlardan çok ağlıyoruz.
Burkina Faso'daki insanlar ağlayabilirler. Biz onlardan çok ağlıyoruz. Kim çok ağlıyor? Durumu iyi olmayan çok ağlamıyor. Durumu iyi olan daha çok ağlıyor. Ne olacak peki bu? Neredeydik, neredeyiz arkadaşlar? Yani 30 sene öncesini yaşımıza göre düşünelim, 40 sene öncesine göre düşünelim. Neredeydik, neredeyiz? Hayal ettiğimiz yerlerde miyiz? Değiliz. Hayal ettiğimiz yerlerde değiliz. Onun için kardeşler, o şöyle olabilir, bu böyle olabilir. Nasıl? Durumlar nasıl? Elhamdülillah. Çok iyi. Rabbimize şükürler olsun. Namerde muhtaç değiliz. Aç ve açıkta değiliz. Çoluğumuzu, çocuğumuzun rızkını temin edebiliyoruz. Sağlığımız, saatimiz yerindedir. Aklımız, fikrimiz yerindedir. Böyle söylemek varken piyasa çok kötü. Hiç bu kadar kötülüğünü görmedik. Bundan sonrası ne olacak bilmiyoruz. Hep böyle efendim nasıl diyeyim, nimeti görmemiş, gözünün bir tarafını kapatmış, sadece sıkıntı tarafına bakarak konuşursak bu Rabbimizin gayretine dokunur. Mevla şunu diyebilir: kulum be, ben seni yalancı çıkarmak istemiyorum be. Madem öyle diyorsun, öyle olsun. Bu sefer biz zarar ederiz. Biz zarar ederiz. Geçiyorum hemen burasını. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Adam krediye bulaşmış, harama bulaşmış, eşini aldatmış, başka yollara düşmüş, fakat başına bir taş gelip vurmamış. Başı bir belaya girmemiş. Mevla buyuruyor ki, o kötülüklere daldırıp, haramlara daldırıp, benim bildiğim, bir de kendisinin de bildiği, haramlara daldıran insanlar başına taş vurmadı diye, tamam biz köşeyi döndük, bunu da yırttık mı zannediyorlar? Sema yahkumun, ne kötü karar veriyorlar be. Hiç öyle olur mu ya? Benden hiçbir şey kaçmaz. Benim acelem yok Mevla abi. Ben imtihan ediyorum. Acelem yok. Karun'a ne kadar fırsat verdim, Firavun'a ne kadar fırsat verdim, Ebu Cehil'e ne kadar fırsat verdim. İstizim anında gırtlağını sıkardım ya. Verdim ben, fırsat verdim ya. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Yaptık beleşten yuttuk diyenler ne kötü karar vermişlerdir. Çok kötü hüküm vermişlerdir. مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ Mevla buyuruyor ki, kullarım, ben şimdi size bakıyorum. Ben Allah'a kavuşacağım derdi kimde var, kimde yok. Ben Allah'a kavuşacağım derdi kimde var, kimde yok. Ben buna bakıyorum. Sizi tasnif ediyorum. Bana kavuşma derdi var mı, yok. فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاَتْ Bana kavuşma derdi içerisinde olanlara söylüyorum. Allah'ın tayin ettiği vakit gelicidir, gelecektir. Dostunla buluşacaksın. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Her türlü duyguyu bilir. Her türlü konuşmayı duyar. Ondan saklayacak hiçbir şey, ama hiçbir şey yoktu. Peki, وَمَنْ جَاهَدَ Son ayet-i kerime. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ İçinizden birileri gerçekten ayık olur, uyanık olur. Allah için koşmam lazım der ve koşar. Yetime koşar, fakire koşar. Efendim, medreselere koşar, emri bil marufa koşar. Ciddi bir gayret içerisinde olursa, o da şöyle düşünmesin, benim kıymetimi bilin. Allah benim gibi kul nerede bulacak, kaç tane var benim gibi demez. وَمَنْ جَاهَدَ Bu çalışmaları yapan kişi, فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Kendisi için, kendi menfaati için çalışmış oluyor. Yapmış olduğu, atmış olduğu her adım ahirette kendisi için bir derece olarak kendisine yansıyacak. Dolayısıyla yetim için koşan yetime koşmuyor, kendisine koşuyor. Fakir için koşan fakire koşmuyor, kendisine koşuyor. Medrese için koşan medreseye koşmuyor, kendisi için koşuyor. Allah Celle Celaluhu'nun karşılıksız bırakacağı bir nefes var mı? Bir nefes. Yani biz kalktık,
camiye gittik, kalktık, sohbete gittik. Kalktığımız andan itibaren sohbete gidip dönünceye kadar alıp verdiğimiz nefeslerden Allahu Teala'nın bir tanesini es geçmesi söz konusu mu? Değil. Sohbette oturup dinlerken, zikirde oturup zikrederken bir tanesinin kaçması söz konusu mu? Değil. Her birisinin ahirette karşılığı var mı? Hepsinin karşılığı var. Karşılıksız hiçbir tane yok. O zaman Mevla buyuruyor ki, وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ Kim cihad ederse, kim çalışır, gayret ederse, şunu bilsin ki başkası için değil, sadece ve sadece kendisi için çalışmış oluyor. Çünkü çalışmasının menfaati kendisine racidir. Şöyle bir örnekle burasını taşlandıralım. Babam ahirete intikal etmiştir. Allah hepimizin geçmişlerine rahmet eylesin. Babamın ruhunu şad etmek için bir umre yaptım mesela. Bir hac yaptım, babamın ruhuna gönderdim. Veya bir koyun aldım, koç aldım, kestim, babamın ruhuna gönderdim. Şimdi ben burada yaptığım işin kim için yaptım? Allah rızası için, babamın ruhu için yaptım. Allah Celle Celaluhu burada benim babama o yaptığım amelden ne kadar sevap varsa babama onu gönderiyor. Ama bana da diyor ki, bunu yapan baban değil ki sen yaptın. Aynısını da sana veriyorum diyor. Yani burada beni es geçmiyor. Sen bunu baban için yaptın, babanın ruhu için yaptın deyip de beni es geçmiyor Allah Celle Celaluhu. Bana diyor ki tamam sen bunu babanın ruhu için yaptın. Bunu ben babanın ruhuna verdim. Ama yapan sensin. Yapan sen olduğuna göre al sana. Aynısını sana verdim diyor. O zaman ben burada babam için koşmuş olmadım gene. Kim için koşmuş oldum yine? Evet babam istifade etti ama asıl ben istifade ettim etmedim mi? Ettim. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ النَّفْسِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Şüphesiz Allah Celle Celaluhu bütün alemlerden ganidir. Yani Allah-u Teala'nın hiçbir kulunun fedakarlığına, hiçbir kulunun cihadına, hiçbir kulunun zikrine, ibadetine zerre kadar ihtiyacı yoktur. O ganiyyun anil alemin, alemlerden hiçbirisine ihtiyacı yok, hepsinden müstağnidir buyuruyor. Evet kıymetli dostlar, hani bu ayeti kerimeler her birimizin kulağına küpe olabilecek, kalbimizin en müstesna köşesinde koltukta oturabilecek, oturtabileceğimiz ayeti kerimelerdir. Bugün varlık içerisinde olan yarın darlık içerisinde, bugün darlık içerisinde olan yarın varlık içerisinde olabilir. Bugün sağlığı yerinde olan yarın sağlıksız olabilir, tam tersi olabilir. Bunların her birisinin bir imtihan olduğunu bilip, imtihanı her zaman kaybedenlerden değil de kazananlardan olmanın mücadelesini vermek lazımdır diyorum. Bir araya gelişimizi Rabbim tekrar hayırlara vesile eylesin. İmanlarımızın artmasına, takvamızın artmasına, ahiret azlığımızın ziyadeleşmesine vesile eylesin. Amin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyorlardı. Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerinize düşmüştür diyordu. Ramazan yaklaşınca Şaban'ın son günlerinde Ramazan-ı Şerif ayının gölgesi üzerinize düşmüştür. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in gölgesi bizim de üzerimize düştü. İnşallah Ramazan-ı Şerif'i çok ayık ve uyanık şekilde, eskilerinden daha iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Hani bizde şöyle bir durum vardır. Namazı en iyi namaz kılabilmek için nasıl yapmak lazım? Bu benim kılabildiğim, kılabileceğim son namazdır. Mesela biz en son umreye gittiğimizde, bu bizim en son umremizdir deseydik, çok daha kaliteli yapardık değil mi? Biz fark edemiyorduk, aa biz geliriz, daha geliriz, senede iki defa geliriz diyorduk ama yemedi. Gidemedik. Hasret düştük, hasret kaldık. Sonuç böyle oluyor. Rabbim hepimize yardım eylesin. Annelerimizden, babalarımızdan, aile bireylerimizden, aile büyüklerimizden, ahirete intikal edenlere Rabbim rahmet eylesin. Bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan mütevellideki dostlarımızın geçmişlerine, kendilerine ve cemaatimizden ahirete intikal edenlere Rabbim gark ve yarık rahmetler eylesin. Rabbim her birinizin, her birimizin hayırlı muratlarını ikram eylesin. Rabbim harama, yalana, namerde muhtaç eylemesin. Ahirette hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaştırmasın. Bugüne kadar bulaştıklarımızı affeylesin.
amel defterlerimizi tertemiz eylesin. Böyle amel defteri pırıl pırıl, yüzü pırıl pırıl, ruz-u mahşerde yüzü gülen, tebessüm eden, peygamberin karşısında mutlu ve umutlu bir şekilde onunla kucaklaşabilen bahtiyar ümmetinden olmayı her birimize nasip eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, Allah rızası için. Buyurun kardeşim. El-Fatiha. Allah'a emanet olun.